Émile Édouard Charles Antoine Zola, Fransız bir romancı, gazeteci, oyun yazarı ve şairdir. Zola, doğalcı yani naturalist edebi tarzı ile tanınmaktadır. Paris'te 1840 yılında doğan Zola, İtalyan bir mühendis babanın ve Fransız bir annenin çocuğuydu. Zola, öncelikle katip ve gazeteci olarak çeşitli işlerde çalıştıktan sonra önemli bir yazar haline geldi. Eleonore Alexandrine Meley ile evlendi ve Jean Rosero ile iki çocuğu oldu. Émile Zola'nın edebi yolculuğu, öyküler, denemeler, oyunlar ve romanlar da dahil olmak üzere erken eserleri ile başladı. Onu en çok tanınır kılan eser, Napolyon de Thierry döneminde bir aile üzerindeki kalıtsal etkileri araştıran Les Rougon-Macquart serisidir. Zola, 1898 yılında Fransız ordusunu haksızlık ve antisemitizmle suçlayarak Dreyfus olayında önemli bir rol oynadı. Zola, kariyerini riske atarak 13 Ocak 1898'de L'Aurore gazetesinin birinci sayfasında Jacques başlıklı açık bir mektup şeklinde yayınlayarak Alfred Dreyfus'un kimliğinden dolayı haksız yere suçlanmasına tepki verdi. Bu yazısı sonucunda iftira suçundan yargılandı, mahkum edildi ve kısa bir süreliğine İngiltere'ye sürgüne gitti. Dreyfus olayı sonunda Dreyfus'un aklanmasına ve entelektüellerin Fransa'da kamuoyunu şekillendirmedeki gücünün kabul edilmesine yol açtı. Zola'nın edebiyata en etkili katkısı, doğalcılığı yani naturalizmi edebiyatta şekillendirmesiydi. Edebiyatı, bilimsel bir yaklaşımla ele almayı savunuyordu. Eserlerinde toplumu ve karakterleri bilimsel bir hassasiyetle tasvir etmeye çalıştı. Eserleri toplumun sert gerçeklerini sıklıkla vurgulayan naturalizmin bir parçasıdır. Émile Zola'nın edebiyata etkisi romanlarının ötesine uzanıyor. O, toplumun sert gerçekleriyle yüzleşmeye cesaret eden, geleceğin yazarlarına gözü kara bir gerçekçilikle insan varoluşunun karmaşıklıklarını derinlemesine, incelemenin yolunu açan bir edebiyat öncüsüydü. Onun naturalizme ve sosyal adalete olan bağlılığı hem okuyuculara hem de yazarlara ilham vermeye devam ediyor.